Herkese merhaba, ben Kübra. Şimdi bugün sizlerle ne paylaşacağım? Migros Sanal Market'ten alışveriş yaptık. Evden dışarı çıkmıyoruz. Birçok ihtiyaç olabiliyor. Bize toplu birkaç şey sipariş ettik. Onları sizinle paylaşacağım. Bir kez sipariş verdiği için şu anda pek bir hemen ihtiyacınız varsa alamayabilirsiniz. Birkaç gün sonra evire. Ben 2 gün önce sipariş etmiştim. Bugün Perşembe saat 8'e geliyor. Şimdi yeni geldi siparişler. Onları aldım. Fişimi getirdiler bana. Fişimi teslim ettiler. Şimdi paketlere bakalım neler var. Evet, ve de şunları aldım. Tuvalet kağıdı, havlu kağıdı. Bizim evimizde bitti, ikisi de bitti. Ve öğrendim ki, şunları indireyim de bu iğrenç durmasın. Öğrendim ki benim yakın çevremdeki hiçbir markette tuvalet kağıdı kalmamış. Yani alacağımız 8'li, 12'li. Ben iki paket 8'li aldım. Bu bizim normal zaten bir ayda aldığımız bir şey. Ekstra bir şey almadım. Kimseyi mağdur etmemek açısından. Ama maalesef hiçbir markette kalmadığı için internet üzerinden bunları da sipariş ettik. Faturayla sanal market, yani şeydeki uygulamadaki siparişlerimi karşılaştıracağım. Bakalım hangisi bir şey eksik gibi ya da ben yanlış girdim. Bilemiyorum. Şimdi ona bakacağım. Aldıklarım bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Git, ben seni çağırayım. Hep en özendiğim şey bu nedir ya? Bunu kaldırıyorum. Evet. Herkese yeniden merhaba. Bugün evde ne yapıyoruz? Gebesini. Çok alakasız oldu ama olsun, gel. Evet. Bugün yanında asistanımla birlikte evet, ekmek yapıyorum. Ben sana söyleyeceğim, sen yapacaksın. Ama bu çok sıcak olduğu için, sütü çok fazla ısıttığım için biraz bekleyeceğiz. Sohbet edelim o soğuyana kadar. Hiç etmemiştik değil mi? 4 gündür, 5 gündür hiç sohbet etmiyoruz. Gerçekten birbirimizi çok özlemişiz. Onu fark ettik. Evet. Karantina mevzusu falan çıktı. Ben işte şirketten bilgisayarımı aldım. Geldim, evde çalışacağım falan. Kübra'ya dedim ki, bak ilk defa bu kadar birlikte kalacağız evde. Ne zaman boşanırız? O da dedi ki, inşallah boşanmayız. Açılıyor ama boşanırız. Biz evi seviyoruz. Evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Evcil insanlar olmanın en büyük artı yanı. Ne yapıyoruz? Evde duruyoruz. Evde bol bol yemek yiyoruz. Yemek yapıyoruz. Mutfağa spor girmeyen yapıyoruz. İnsanlar mutfağa giriyor. Nerede spor yapıyoruz? Ben hiç yapmadım. Sen yaptın mı? Sabahları yapıyorum. Ben sabahları iptalim. O yüzden göremiyor olabilirim. 12'de kalktığın için olabilir mi? Biz bu ekmeği dün yaptık. Çok lezzetli oldu. Yaptık, paylaştık Instagram'dan. Bütün arkadaşlarımız sordu. Biz de dedik ki o arkadaşlarımıza öğretelim. O arkadaşlar bu videoyu izlesin lütfen. Kesin başlıyoruz. İzlemeyecekler. Ben kesin söyleyeyim. İzlemeyecekler. Şimdi malzemeleri söyleyelim. 3,5 bardak un, 1,5 bardak süt, 1 paket maya, tuz. Bunlar bir tatlı kaşığı kullanacağız, bir de şeker. Ben söyleyeceğim, Emrah yapacak. Önce eldivenini giymeni istiyorum. Hijyen önemli. Havlularımızı bile ayırdık bu süreçte. Niye üfledin? Niye üflemeyeyim ya? Niye üflüyorsun? Ağzın çok mu temiz? Boğazsızım. Hadi dök. Sütü kaseye koyuyoruz. Ooo, dibi tutmuş. Sütümüzün içine mayamızı döküyoruz. Bunu ben dökebilirim. Seni yormak istemiyorum. Allah razı olsun. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz. Döküyorum. Dök. İnşallah çok koymazsın. Burada dök. Yere dökeceksin. Yere dökeyim. Hayır. Onu elinle karıştırmaya başla. Evet. Yavaş yavaş unu döküyorum. Güzelce karıştı. Topak topak olmayacak. En önemli kuralımız. Bakalım yapabilecek mi? Dünkü çok lezzetliydi. Bakalım bugünkü ekmeğimiz lezzetli olacak mı? Evlendikten sonra böyle Kübra yardım almak için. Konuş. Bazen böyle. Bir işini yap. Çok konuşuyorsun. Ne ya? Pilav yapayım dedim.
Hiç inanmıyordum pilav yapabileceğime. Yaptı ve oldu. Ona güvenerek tekrar buraya geldik. Allah sonumuzu hayır etsin. Dur bakalım. Çok beğendi ekmeği. Bir de kendisi deneyecek. İnşallah yapabilir. Benim buna haberim olan iyiydi. Şu anda haberi oldu kendisini yapacağını. Ben yardım edeceğim diye geldim. Bayağı sen işe iteledin bana. Mesain bitti. Mesai bitince evdeki mesai başlar. Evet, çok güzel. Devam. Biraz daha ekliyorum. Ay. Sen bu işlerden anlamıyor olabilirsin de. Sen anlıyorsun. Sen Konyalısın. Biz hamur işleri bizden sorulmuyor bazen. Ama bu hep... Ne? Tam yapışacak eline. Eldiven o zaman sıkıntı. Şunu şuradan çeker misiniz? Neyi, bunu mu? Ha, azıcık çek. Panik. Sanki bunu işin sonu bana geri dönecekmiş gibime geliyor. Şunu da çek. Parmaklarını beni dinle. İzle. Kenara kaçın ve beni izle. Allah! Allah'ım nerede Mete Allah? Her yerim doldu. Bu iş eldivenle yapılmıyor olabilir mi size? İstersen çıkart. Biliyorsun ben dünkünde eldiven içinde hamuru unuttum. Ya Allah! Eldiven şişti. Nasıl ya? Şöyle böyle kaldırdım bunu. Maya olduğu için şişti eldiven. Ben bir an ekmeğin içinde eldiven unuttum. Hayır böyle saçma ama. O yüzden kadar, o tepkiyi verdim. O kadar dedirmedim. Parmağımı ağzıma sürdüm. Ya git ben yaparım tamam. Yok, ya. Tamam ben de iş. Şaka yapıyorum kız, şaka yapıyorum. Aa, ekmek için kavga ediyoruz, kim yapacak? Ekmeğimizde eskiler. Ekmeğimizin peşindeyiz. Şimdi hocam doğru mu karıştırıyorduk? Olacak gibi. Bitince de saatimize bakacağız. 2 saat falan mayalamaya bırakacağız. Oy. Üstün başı mahvettin değil mi? Biz Konya'da hep böyle yaparız. Sübra buluşuyor. Süper hijyenik bir ortamda. Benim bıyıklarıma maske takaydık. İçeri düşmesin. Konuşmazsan düşmez. Ah anam ah. Beni böyle göreydin. Annem izler videoda. Biraz daha olacaksın. Öyle 2 dakikalık iş değil bu. Sen analarımızın işini kolay mı sanıyorsun? Yok. Evet. Bunun makinesi yok mu ya? Var. Alırsam yaparız onda da. Gene masraf. Çalışırken bile masraf çıkıyor arkadaş. Bu nedir ya? Bence gayet güzel ya. Ne yap bunu şimdi biliyor musun? Böyle topak haline getir. Beze diyorlar ya, biliyor musun onu? Heh, evet evet. Şu bir tarafı dur. Bir tarafı böyle kalacak. Hı-hı. Alt tarafını biraz yuvarlayacağım. Oo, çok güzel olmuş ha. Bayıldım. Tamam. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Streçliyoruz. Stranger Things. Kenarlarından yapıştırıyoruz. Evet. Üzerine ben havlumu sermeyi tercih ediyorum. Böyle 2 saat bekletiyoruz. Şekil veriyoruz. 1 saat daha öyle bekletiyoruz. Sonra fırına koyuyoruz. Böyle şişecek bu. Birazdan bu böyleydi ya, böyle olacak. 2 saat beklemedik çünkü çok acıktık. Çok acım. Hadi. Peki beklememiz gerekiyor muydu? Beklersek daha çok şişer. Hadi çok heyecanlı, ne kadar şişti. Deret deret. Şişmemiş. Şişti ya, saçma mı? Oha, şişmiş mi? Tabii ki. Bir tane büyük ekmek mi yapmak istersin? Küçük, benim dün yaptığım gibi bir sürü küçük mi yapmak istersin? Bir sürü küçük yapalım. 4'e bölebilirsin. 4 tane yapalım hadi. Olay keyifliymiş yani. Hani... İlk defa yapıyorsun. Mutfağa ilk şimdi defa bir tane ben sana yani göstermek istiyorum. Şöyle içine bak, gördün mü nasıl kabarmış? Şöyle yapıyorsun sonra da. Senin ilk başta yaptığın mevzuatın aynısını yapıyorsun. Aynen, büyük yaptığımızı küçük yapıyorsun. Şöyle bir kenara koy onları. Evet, o da oldu. Tamam, çok uğraş, çok mıncırmadan. Sen bunu çok şunların yanlış farkını öğrettin bana. Hamur işini sevdim ya. Hani sadece yemesini değil, aynı zamanda yapması da eğlenceliymiş. Übra'nın, bu benim. Yani sevgiden güzel. İçleri niye boş oldu bunların? Ben örnek vereyim mi bir tane şekil? Şakilsin diye. Ha. Böyle yapıyorsun. Oradan çizgi atacağız. En son çizgi atacağız. Bak böyle yap. Kenarlarını böyle. İçli köfte gibi. Çok güzel. Parmak izlerin de bol bol olsun ki senin yaptığın belli olsun. Tamam, güzel. Çalışır ellemeyeceğim. Ellemeyeceğim senin yaptıklarını. Elim saygım zaten var, sonsuz. 3 tane Emrah, bir tane benim. Uzunlar şimdi benim, tepsiyi getir. Kübra. Evet, tepsiyi getir bakalım. Tatlım. Benim konuşmama izin vermiyorsun yalnız. Çok ayıp. Koy. Seninkini ayrı koyar mısın? Tamam, benimki şöyle dursun. Uzakta sen kalsın. Çizgiyi şimdi at. Açılırken şey olsunlar, böyle olsunlar.
sana bırakıyorum, ellemiyorum. Nasıl istiyorsan kes. Şimdi bir saat kadar da böyle bekletmeyi planlıyoruz normalde. Ama biraz az bekleteceğiz. Yaklaşık 200 derecede pişiriyordum yanlış hatırlamıyorsam. Siz de kendi fırınıza göre ayarlayın. Bilemem, herkesin fırını başkadır. Kesin fırında kimse barışamaz. Aynen. Hazırlar. Düşürüyormuşum hepsini. Çat! Biraz daha bekleyecekler böyle. Onun için şu örtümü alayım. Tekrar üstünü örteyim. Bezimi tekrar örtüyorum. Bir saat kadar normalde beklemesi gerekiyor. Biz çok acıktığımız için en fazla yarım saat bekletebiliriz. 10 dakika. 10 dakikaymış. Pişirmesi de 20 dakika falan sürecek. Evet, ekmeklerimiz hazır. Bu benim yaptığım, bu Emrah'ın yaptığı. Hayır. Bu Emrah'ın yaptığı, bu da benim yaptığım. Ekmekler hala sıcak. Emrah hiç konuşturmayacağım. Ekmekler çok lezzetli oluyor. Bizimkiler sanki biraz ekşi oldu gibi ama nedenini bilmiyorum. Onu sen sütü iki kere kaynattığın için olabilir. Şimdi ekmeği kesiyoruz. Kalite kontrolü. Nereden kestin bunu? Buradan keseyim. Oradan kes. Kabloma da basma. Basma. Ekmeklerimizin son hali. Siz bizim kadar sabırsız değilseniz ekmekleriniz daha lezzetli olabilir. Çok açım oğlum ya. Ellerine sağlık, çok güzelmiş. Bayıldık. Siz de yapın mutlaka. Bir de sizden bir şey istiyoruz. Siz bu süreçte evde ne yapıyorsunuz? Bizimle biraz onu paylaşırsanız çok seviniriz. Belki bize fikir vermiş olursunuz. Ben oyun oynuyorum mesela şahsen. Tamam, oyun oynuyor da hep de oyun oynanmaz ki, insan sıkılır. Ben hep oyun oynamıyorum canım. İş yapıyorum. Boşluklarımda oyun oynuyorum. Tamam işte, her boşlukta da oyun oynarsan sıkılmaz mısın? Ha, yaklaşık 15 senedir aktif olarak oyun oynuyorum zaten. Tamam, çok güzel. Yani belki fazla da olabilir. Muhtemelen fazladır. Tamam, burası oyun kanalı değil arkadaşlar. Yanlış yer değilse arkadaşlar, arkadaşlar. Videonun ilk başlangıcını dün açtım. Ve Big Girl Sanal Market ile ilgili deneyimlerimi paylaştım. Deneyimlerim nasıl? Orta halli. Nedeni de siparişlerimin yarısına yakını gelmedi. Lira oluşturduk. Ona da geri dönüş olmadı. Şu anda olmadı. Dün akşam oluşturduk bu saatlerde. Bir gün oldu yaklaşık ve herhangi bir dönüş gelmedi, mesaj gelmedi. Migros Sanal Market'te Migros adı altında olduğu için zaten herhangi bir şey olmadan, hani güvenli hiçbir şey okumadım, araştırmadım bu konuda. O da benim biraz eksikliğim oldu. Araştırmak gerekiyormuş. Araştırmadan direkt siparişlerimi verdim. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. İlgisiz değillerdi, ilgililerdi ama böyle bir şey olması. Bak nasıl ilgililer biliyor musun? Bana getirir misin de? Bunu bana getirir misin? Bak, verdiği sipariş gelen ürün. Migros Sanal Market'in özelliği bu. O kadar da değil ya, abartmayalım. Olabilir tamam, böyle şeyler. Tamam, 3 tanesini verdim. Şu anda en yoğun zamanları olduğu için ben öyle düşünüyorum. Ama yani aslında yorumlardan öyle değilmiş. Neyse, ye. Ekmeğimiz çok güzel oldu kısacası. Siz de yapın. Ve bize lütfen yorumlara yazın. Siz evde ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil ikonuna tıklamayı unutmayınız. Bir video daha sonuna geldik.